Halk arasında karasu diye de bilinen göz hastalığı bizim dilimizde yani tıp dilinde glokom. Burada göz içinde var olan ve doğal olarak salgılanan bir sıvının dışı akımında, drenajında bir sorun var. O nedenle gelişiyor. Çeşitli alt grupları var ama sadece sık görülen alt gruptan bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Bizim açık açılı glokom, primer açık açılı glokom dediğimiz tip. Bu tipte hastanın henüz şikayeti yokken, yani ne görme şikayeti var ne gözlerinde bir ağrı var. Hastanın glokoma bağlı görme alanında değişiklikler tespit edebiliyoruz. Veya bir takım başka testlerde değişiklikler tespit edebiliyoruz. Yani erken tanı çok önemli. Arkasından da zaten tedavi amacıyla elimizde çok fazla olanak var. Önemli olan hep vurguladığımız gibi bu tipte erken tanı. Açık açılı glokom 50 yaşın üstündeki kişilerde, ailesinde glokom olanlarda riski daha yüksek. Biz rutin muayenede nasıl tespit edebiliyoruz? Ailede öyküsü varsa, göz dibinde göz tansiyonundakine benzer değişiklikler varsa, göz tansiyonu normal aralıkta ölçülse bile hastaya ek tetkikler öneriyoruz. Burada unutmamamız gereken bir konu, aynen kol tansiyonunda olduğu gibi veya şeker hastalığında, diyabette olduğu gibi, kan şeker dalgalanmalarında olduğu gibi göz tansiyonu da gün içinde farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle bir kere göz tansiyonu ölçüp hastaya göz tansiyonunuz normal, bir sorun yok demek aslında yanıltıcı olabiliyor. Burada diğer göz bulguları da çok önemli. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hasta görme alanında daralmalar fark edebiliyor. Karşıdan bir şeyi alırken yandakini görmeyip onu devirebiliyor. Ya da araba kullanırken yandan gelen arabayı fark etmeyebiliyor. Çünkü görme alanında bir daralma oluyor. Daha sonra ise görmede de azalmalar başlıyor. Hele iyice ileri döneminde hem hastanın görmesi azalıyor hem de bir tünel içinden görür gibi görüyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli. Erken tanı ile tüm bunları, hastanın görme kaybını, görme alanındaki değişiklikleri engelleyebiliyoruz.